Kızım bayılıyorum buraya ya. Ne kadar nezih bir site. Oh, vallahi içim açıldı. Ay yok yok Koyacığım. Ben resmen bıkmışım şehir hayatından. Böyle işte huzurlu, sakin. Böyle bir yer. Ben de seviyorum Sarmaş'ı. Yuvam sonuçta. Ama tabii ne kadar sakin, ne kadar huzurlu orası tartışılır. Olsun. Onca yıllık arkadaşımla komşu oluyorum. Ne olabilir ki? Geldik. Burası. Ay, çok güzel ya. Ay o ya. Hayallerimdekinden bile güzel. İyi hadi girelim. Nihal bizi içeride bekliyordur. Sakin. Aa, o ne be? Ay doğru söyle. Gıcık bir tip mi emlakçı? Hı? Yok o değil de. Neyse boş ver sen mevzuların dışında kal. Hadi gel. Hmm. Gel gel. Ay Oya'cığım bahçenin girişi bile harika. Ay ne kadar muntazam. Ay çok güzel. Benim burası. Alemsin. Gelmişler bile. Kim bunlar ya? Tanışırsın birazdan. Hoş geldiniz Oya Hanım. Merhaba, hoş bulduk. İnce Hanım değil mi? Evet. Memnun oldum. Ben de. Ah, Merve, Burcu, siz de mi buradaydınız? Nasılsınız? Harikayız canım. Ay Oyacık gerçekten buralara kadar gelmişsin. Nihal söyledi de pek inanmamıştım. Niye? Bak kanlı canlı karşındayım. Gördüm. Takmışsın arkadaşını da koluna. Hayırdır bu arkadaşları Sarmaşa'ya yerleştirme merakı? Ha? Yerini mi işaretliyorsun sen yoksa? Sarmaşığı güzelleştiriyorum diyelim. Bence sarmaşık gayet güzel. Hatta tam da olması gerektiği gibi. Evet. Ve itişme, kakışma, gerilim arayanlar için çok ideal. Ah Burcucuğum, yapacak bir şey yok. Bizim Oyacık da böyle. Hep böyle bir atara atar, gidere gider. Ama korkma, hep laftadır. İş icraata gelince tut demiş bülbül. Dut yemiş bülbül. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Neyse, muhabbet fazla uzadı. Buraya kadar da zahmet edip yorulmuşsunuz ama neyse evi dışarıdan görmüş oldunuz. Çünkü Burcu alacak o evi öyle değil mi? Evet, ben alacağım evi. Ben daha önce de gezmiştim ama olmamıştı. Ama daha İnci gezmedi evi. Misafirliğe geldiğinde gezer. Değil mi? Pardon anlamadım. Yok öyle bir şey yalnız. İkimize teklif vereceğiz. Emlak danışmanı da ev sahibine iletecek. Öyle oluyor bu işler. Tanışmadık tabii. Merve Aksak ben. Serhan Aksak. İnci Çakır ben de. Sen de mi doktorsun? Evet. Göz doktoruyum. Şahane. Öyle. Biz gezelim mi artık? Tabii size de göstermem lazım usulen. Meslek etiği açısından yani. Emlakçı etiği. Gezin ama nafile yani. Netice belli. Böyle bir çıkarım yaptım Merve. Ay Oya'cığım ya sen son zamanlarda pek eğlenceli. Böyle lafa laf söze söz. Ama bir şey yine yanlış yapıyorsun. Olmuyor. Terse gidiyorsun. O kısımda eğlenceli olmuyor işte. Bir şey söyleyeyim mi Merve? Ben de aynı şeyi senin için düşünüyorum. Merve Hanım, ben sizleri geçireyim isterseniz. Oya Hanım şimdi geliyor. Oldu. İnci'ciğim, aşırı memnun oldum tanıştığımıza.
Oyacığım, misafirliğe de beklerim tatlım. Hatta arkadaşını da al gel. Memnun olurum. Hayırlı olsun bu arada. Bebek bekliyormuşsun. Aa. Teşekkür ederim. Ay daha bizim yine haberimiz oldu. Ne kadar çabuk yayılıyor sarmaşıkta haberler. Hmm. Yediklerine içtiklerine dikkat et. Folik asit de önemli tabii bu ilk aylarda. Neyse zaten doktorun sana anlatır detaylı. Tavsiyelerin için teşekkür ederim canım. Burcucuğum hadi tatlım kök salmayalım. Çok işimiz var. Görüşürüz Oya'cığım. Görüşürüz. Aa, kızım bu ne? Ay bu ne biçim insanlar ya? İşte bunlar bizim sarmaşığın kadınları. Of. Hala buraya gelmek istiyor musun? Evet ya. Ev müthiş, site süper. Bir kere sen varsın. Hı. Kadınlarına da alışırım zamanla. İyi öyle diyorsan. Bir dakika. Bu kadın... Ben dedi Merve Aksak. O ya. Ay, ne olur o mis gibi adamın böyle bir kız kardeşi var deme bana. Hı? Daha da fenası. Ne? Bu kadın Serhan'ın karısı. Ne? Ay. Bir dakika. Adam evli mi? Yani hem evet hem hayır. Güya boşanıyorlar. Hmm. Ha, tamam. Peki sizin durumunuz nedir? Hı? Bizim bir durumumuz yok. İşte söylemiştim sana. Kendisi zaten şu an dev nefret ediyor benden. Neden? Çünkü sen yine bir keçilik yaptın o yüzden. Anlatmıyorsun da. Ben hiç anlatmayayım. Çünkü o konulara bir girersem oradan bir daha çıkamayacağım. O yüzden konuşmasak daha iyi. Tamam. Sustum. Peki. Gezelim isterseniz. Hadi. Ay evet gezelim. Hadi gel. Of. Çok güzel. Tek kelimeyle süper. Zaten dışarıdan bile bayılmıştım da. İçi mükemmel odası. Hayal ettiğimden bile güzel. Tamam diyorsun yani. Demez miyim? Allah diyorum. Tamam, ben o zaman hemen size fiyat geçeceğim. Asla kaçırmayacağım burayı. Tabii. Çıkalım isterseniz. Benim olacaksın. Hadi gel. Benim olacak. Gel, tamam. Seni burada görmek ne güzel. Hoş geldin. Ama senin burada olman her şeyi daha başka bir güzel yapıyor. Birlikteyiz. Sonsuza kadar. Hadi geçelim şöyle gel. Ne oldu? Merve'ye söyledin mi burada olduğunu? Açıp hemen müjdeli haberi verdim. Sen var ya sen az değilsin. Çıldırmıştır. Yani ona yakın diyelim. Yani aslında çıldırmak üzereyken işi çıktı diyelim. Hmm. Uğraşırdı benimle ama boşluğuna geldi. Zaten bu aralar kendisi çok yoğun. Bu sabah Burcu'ya ev bakıyordu. Burcu? Şu Arzu'nun eski kocasının yeni sevgilisi olan Burcu. Tamam. Üstüne vazife değil ama işte Burcu'ya ev bakıyor hanımefendi. Ya şu Merve'ye inanamıyorum ya. Nasıl bu kadar şeyle uğraşabiliyor? Serhan'la araları kötü. Yani evlilikleri bitmek üzere, boşanmak üzereler. Hadi bunu bilmesem neyse. İnsan bu haldeyken başka şeylerle nasıl uğraşır? Aklım almıyor.
Serhan'la son ne zaman konuştunuz? Yo, biz dağıldık. Yapma. Ben onu kırdım biraz. Niye sordun? Yo, öyle. Bilmediğim bir şey mi var? Yo, hayır, hayır. Kahve yapayım mı sana? Taze çekilmiş kahvem var. Hatırı sayılır kişiliğe. Hasan kahve. Yok yok, yapma. Şimdi kahve içersen bu saatte uykun kaçar. O zaman sana bir ıhlamur yapayım. İyi gelir. Hah, Nihal'cim ne yaptın? Halledebildin mi? Ha, bakıyorsun. Yalnız bir an önce halletmemiz gerekiyor meseleyi. Çok aksatma, olur mu? Ha. Ay bir saniye, şey Burcu arıyor. Ben seni arayacağım. Hadi bye. Dinliyorum tatlım. Ne? Ya vallahi kadın çat diye çekmiş fiyatı. Mehmet de o fiyatın üstüne çıkmıyor. Tamam şekerim, sakin oluyorsun. O iş ben de halledeceğim bir şekilde. İyi de niye benim umudum kırılmaya başladı. Aa yok öyle, yelkenleri hemen suya indirmek. Sakin canım, ben de diyorum. Ha, İnci Çakır. Hı. Evet evet, göz doktoru. Anladım. Neredeymiş? Tamam. Tarihi neymiş peki? Tamam. Ay tamamdır. Bayağı işime yarayacak bu bilgiler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bye. Ay Leo, merhabalar. Merve Aksak ben. Esma sen misin? Ha? Ya bak ne diyeceğim tatlım ya. Bayağı işim düştü sana. Tamam. Bye. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Mila yok mu? Nerede? Odasında. Tamam. Buyurun Esma Hanım. Ne? Ay bir dakika, ne demek iptal etmek zorundayız? Ay olur mu canım öyle şey? Hayır, bir dakika. İyi de yani anlaştık, el sıkıştık. Nikah memurunu bile mekana göre ayarladık. Ne demek üstten? Nasıl yani üstten talimat almışlar? Kim istemiş ya? Kim? Ha. Merve Aksak. Anladım. Tamam, yormayın kendinizi. Sonra konuşalım. Size de. Oh çok güzel geldi. Afiyet olsun. Sen yeter ki ıhlamur iste, her zaman yaparım. Alo. İnceciğim ne haber? Ya bu Merve ne çeşit bir yalanmış ya. Ay, şimdi sinirden çubuk çubuğa bağıracağım. Şimdi ağzım çıktığı kadar bağıracağım şurada. Dur bir dakika İnce, dur sakin ol, ne oldu? Ya ne olsun? Ne olsun, düğünümü yapamıyorum. Düğünümü yapamıyorum çünkü bir düğün mekanım yok. Bu Merve midir nedir? Otel sahibiydi mi, ne tanıyormuş? Öyle buyurmuş kendileri. Ay, resmen kadın düğünümü patlattı ya. Ya delireceğim şimdi. Nasıl olabilir böyle bir saçmalık? Valla oluyor mu şekerim? Bunu da gördük. İnci sen sakın taşınma buraya. Bunlar çok fena insanlar. Bak benim yüzümden sana da çamur sıçradı. Ben gerçekten kendimi çok sorumlu hissediyorum şu anda. Yok kızım, seninle ne ilgisi var? Sen yardım ettin sadece. Yani ben istedim sonuçta oraya taşıma, öyle kendi kendime heyecanla kapıldım falan. Biliyorum da işte keşke elimden bir şey gelse. Ne yapabilirim? Yani senin için ne yapabilirim? Yok tamam, boş ver. Ben zaten geri çekeceğim verdiğim teklifi de. Uğraşamam ben bunlarla. Ya böyle şimdi kuru kuruya konuşuyormuş gibi olacağım ama... tek söyleyebileceğim şey, sakın canını sıkma, olur mu? Tamam, merak etme sen de. Geldi geçti, tamam mı? Ay cadı ya. Ay bildiğin kötü kalpli bir cadı. Yok, tamam takma kafana. Oturup ağlamayacağım ben bunun için. Tamam mı? Bir küçük yıkıldım ama halledeceğim. Öpüyorum seni canım. Görüşürüz, konuşuruz sonra, tamam? Tamam canım, görüşürüz.
Ne oldu? Yok artık. Bu kadar da çok fazla. Bu Merve ne sanıyor kendine? Ben onu gününü göstereceğim. Merve sakin olur musun? Yok hayır sakin olamam artık Edip. Bu kadar çok fazla. Oya. Sana sormak lazım. Kızın düğününe çomak sokmuşsun. Ben olsam öyle demezdim. Ama bakış açısı tabii. Merve sen gerçekten çok fazla olmaya başladın artık ha. Sen kendini ne zannediyorsun? Burası senin oyun bahçen mi? İnsanların en önemli günlerini sabote etmeye ne hakkın var senin? Ay canım benim sen bayağı yanlış anlamışsın ya. Ben oyun oynamam ki. Tarzım değil. Senin mi tarzın değil? Yapma Allah aşkına bırak bu işleri. Ben direkt harekete geçerim. Önüme çıkanlar düşünsün. Sonra yok efendim ayağıma bastın. Yok çok canım acıdı demesinler bana. Ne oldu tatlım? Serhan'ı görünce bir kal geldi. Ha? Şaşırdın. Yoksa sen de o saçma sapan sarmaşık dedikodularına inanıp sevinmiş miydin? Ama hep söylüyorum. Farelerin bayramı. Merve! Yok. Tam tersi. Ben hiçbir zaman inanmamıştım zaten. Artık konuşabilir miyiz? Kamera sistemini söylüyorsan halledeceğim Serhan'cığım. Ya konumuzun kamera sistemi olmadığını biliyorsun. Ben konuşmak istiyorum artık. Mila! Hadi anneciğim sofra hazır. Çocuğun yemek yemesi lazım Serhan. Yemek. Sen gerçekten korkunç birisin ya. Ver bakalım tabağını prensese.
Hadi.